TRT Belgesel'de Büyük Aile Çiftliği adında gözlemsel bir belgesel dizi var. Büyük keyifle izliyorum. Belgesel dizide anne baba 9 çocuklarıyla birlikte İngiltere'nin dağın başında koyun çiftlikleri var ve orada yaşıyorlar. Benim orada dikkatimi çeken çocuklar oldu. Yani bu çocuklar olmuş dedim ya. Çocukların anne babalarıyla diyalogları, anne babanın çocuklarıyla diyalogları, çocukların kendi içinde diyaloglarına baktığım zaman açıkçası imreniyorum. Bir sürü iş var. Yani o kadar fazla iş var ki çiftlikte ve çocuklar bu çiftlikteki işlerde iş bölümü yapmışlar ve bu işlere yardım ediyorlar. Mesela küçük oğlan tavukları besliyor. İki tane küçük kız var. Bu küçük kızlar midilli atlara bakıyorlar. Hatta bölümün bir tanesi de midilli atlara dedi ki küçük Clara'ydı galiba. Clara, Clary, Clark yani 4-5 yaşından başlıyor üniversiteye gidene kadar 9 tane çocukları var. Dedi ki atlara melas verelim. Çok hoşlarına gidiyor. Melas verdiler. Dedi şimdi bunlar susamıştır dedi. Su verelim. İşte kovaya suyu doldurdular. Aa bu kova çok ağır kaldıramıyor dediler. Abilerinden yardım istediler. Abileri de yani küçük oğlan tavuklara bakıyor. Tavukları yemliyor, yumurtalarını alıyor falan. Abi geldi. İşte bak dedi yardım ediyorum. Bu şekilde işte götürdük dedi. Midilleri suladılar. Daha sonra yine aile içerisinde iş bölümleri var. Bir gün sütünü kullanmak için bir yerden inek getirdiler. Endüstri Meslek Lisesi'ne giden bir tane oğlan çocuğu var. İşte ineği sağarken tutabilmek için bir tane demirden kaynak falan yaptı. Boyunluk yaptı. İşte ineği boyunluğu denediler. Olmuş dediler. Baba sana güveniyorum dedi. Aferin çok güzel yapmışsın dedi. Sütü sağdılar. Anne sütü bir el mikserine boşalttı. İki tane küçük kız akşama kadar o el mikserini çevirip sütün yağını çıkarttılar. Biri yoruldu, diğeri aldı. Öbürü yoruldu, diğeri aldı. Akşam üstü aile odada toplanıyorlar, sohbet ediyorlar. O ara kızlar sütten çıkardıkları yağ ekmeklere sürdü. İşte herkese ekmekleri ne yaptılar? Verdiler. Onların tadına bakmalarını istediler. Yine anne yine bir doğuma 6 yaşındaydı kız galiba. Hadi dedi bu kuzunun dedi doğumunu sen yaptıracaksın dedi. İşte anne dedi kuzunun dedi kafası geliyor elime dedi bu kuzu ters dedi. Bak dedi şimdi böyle çeviriyoruz. Anne ona yardım etti. Beraber kuzuyu doğurttular. İşte öbür kıza dedi ki işte saman çöpünü kuzunun burnuna sok hapşırıp nefes almaya başlasın dedi. Biraz daha büyük bir ablaları var. O abla iğne vuruyor hayvanlara hastalandıkları zaman anlatıyor bak kızlara bu şekilde iğne vuruyoruz bu iğnenin içinde şunlar var bu işe yarıyor diye. Aile içerisinde devamlı bir diyalog var, devamlı birbirleriyle konuşuyorlar, devamlı birbirleriyle anlatıyorlar. Mesela anne ile çocukları koyunların peşine çıktıkları zaman dışarıda otlakta merada işte anlatıyor, yaşama dair örnekler veriyor. Çocukların fikirlerini soruyor. Anne baba yanlışları varsa o fikirlerde bak şöyle olsa böyle olsa daha iyi olmaz mı ama şöyle olsun. Kendi tecrübeleriyle birlikte bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ya. Aile içerisinde devamlı bir diyalog var. O kadar hoş ki diyaloglar. Çok hoşuma gitti açık söylemek gerekirse ve büyük bir zevkle izliyorum. Sevgili anne ve babalar, çocuk yetiştirme için içerisinde psikolojinin olduğu, sosyolojinin olduğu, pedagojinin olduğu bilimsel bir şeydir. Yani deneme yanılmayla çocuk yetiştiremezsiniz. Ya birinci çocukta biz böyle böyle yaptık, olmadı ikinci çocukta böyle böyle yapalım diyemezsiniz. Ya da komşular çocuklarına böyle böyle yapıyormuş, biz de böyle yapalım kendi çocuğumuza diyemezsiniz. Bu iş bilimsel bir şeydir. Deneme yanılmayla yapabileceğiniz bir şey değil çocuk yetiştirmek. Bir de veli toplantılarında bana söylenen bir şey var. Ya hocam biz zamanında çok çektik. Çocuklarımız çekmesin istiyoruz. Her istediklerini yapıyoruz. Ya arkadaş bir dakika senin çekmiş olduğun o şeyler bugün seni bu hale getirdi. Eğer sen çocuklarına bir konfor alanı sunarsan çocukların farklı bir şey olacak. Senin gibi olmayacak. Bir de şunu diyorlar bana. Hocam ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Bununla övünmeyin. Hatta çocuğunuzla arkadaş olmayın. Çocuğunuzun yeterince arkadaşı var. Çocuğunuza anne ve baba olun. Çocuğunuza doğruları anlatın, yanlışlarını anlatın, tecrübelerinizi aktarın çocuklarınıza. Bunu yaparken de bunu böyle yap, bunu şöyle yap. Emir kipiyle değil, nazik nazik, naif bir şekilde nedenleriyle bak bunu böyle yapıyorsun ama yapmasan daha iyi olur. İşte bu yanlış bir şey bak ileride şöyle şöyle olur ya da işte şunu şunu düşündün mü şeklinde. İşin içerisine kendi tecrübelerinizi de katarak çocuklarınızla güzel diyaloglarla onlara doğruları anlatın, yanlışları anlatın. Bunu yaparken de
nedenini, niçinini, çünkü merak edecek. Ama neden diye başlar çocuk yani. Ama neden? Ama nedenlerini giderecek şekilde çocuklarınızla diyalog kurun, anlatın. Bazen velilere çocuklarının haylazlıklarını anlarken anladığımızda, ama hocam benim çocuğum evde çok uslu diyorlar. Tamam, çocuğunuz evde çok uslu. Peki çocuğunuzla evde kaç kelime, kaç cümle kuruyorsunuz? Nasılsın, iyi misin, derslerini yaptın mı, karnın aç mı? Hepsi bu. Çocuklarınızla diyalog kurmuyorsunuz. Çocuklarınızın arkadaşları isimleri ne, hangi oyun oynar, hangi takımı tutar, nelerden hoşlanır? Arkadaşı varsa yakın arkadaşlarının isimleri. Çocuklarınızla diyalog kurmuyorsunuz. Çocuklarınızla hiçbir şey paylaşmıyorsunuz. Çocuk okula geldiği gibi zaman kendisiyle birlikte aynı işte hisleri, aynı duyguları hisseden, aynı yaştaş çocuklarıyla bir araya geldiği zaman kendi mizacına yakın olan arkadaşlarla arkadaş çevresi kuracaktır. Çocuğum okulda uslu, evde uslu ama çocuğunla diyalog kurmuyorsun ki evde çocuğunun haylazlıklarını dışarı çıkaracak bir ortam olmuyor ki. Bir veli toplantısında velilere sordum. Dedim ki çocuğunuz evde uzandı kanepeye, elinde televizyon kumandası, televizyon seyrediyor. O ara sofrayı hazırladınız, ekmek alınacak. Çocuğunuza dediniz ki oğlum git ekmek al. Bir, umursamadı. Oğlum git ekmek al. İki, umursamadı. Oğlum git ekmek al. Üç, umursamadı. Ne yaparsınız dedim. Velilerden bir tanesi erkek bir veli, bay, dedi ki hocam ben gider alırım dedi. Çocuğunuz umursamaz. Çünkü ev nasıl geçindiriliyor, ev geçindirmenin sıkıntıları, zorlukları nedir, sofra nasıl hazırlıyor, anne o yemeği yaparken nasıl bir emek harcıyor. İşte sofra adabı, sofraya hep beraber oturma, öncesinden hazırlık yapma, sofradan kalkma, sofradaki işte tabakları toplama, anneye yardım etme, hatta yemeğe yardım etme, ne bileyim oğlum ekmekleri dolu, oğlum çorbayı karıştır, işte şu dibine tutmasın, işte oğlum bak bulaşıkların bir kabasını al, işin içine sokmadınız ki, işin içinde o yoktu. Ondan sonra da çocuğunuz umursamıyor. Bir de anne ve baba çocuğa karşı aynı davranışlar içerisinde olmalı. Yani iki farklı akortta çalan enstrüman güzel bir eser ortaya çıkaramaz. Annenin disiplininden kaçan babaya, babanın disiplininden kaçan çocuk anneye sığınmamalı. Ortak davranışlar içerisinde çocuk yetiştirme konusunda birlikte olmanız lazım. Bir gün bir annenin evladı evde yaramazlık yapıyor, haylazlık yapıyor. Anne bağırdı, akşam baban gelsin seni de öldüreceğim. Ya bir dakika yani. Dövdürme ama hani bu noktaya geldiysen de kıçına bir tane şaplak vur yani. Babayı niye havale ediyorsun? Akşam baba eve geldi. Dedi ki senin bugün oğlum böyle 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 yaptı, beni çok üzdü, şunu dövsene. Baba da aslan oğlum dedi, çocuğuna sarıldı. Ve bitti. Anne bitti. Anne o çocuk büyüyene kadar çocuk üstünde bir disiplin kuramadı. Çocuk anneyi takmadı. Ya orada nasıl müdahale yapılacaksa sen yapacaktın. Ha, şaplak, dövme, hani en azından konuşursun, anlatırsın ama baba ile anne aynı işte şeyde olmazsa, görüşte olmazsa, aynı akortta olmazsa çocuk yetiştirmede çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Çocuklar Duymasın dizisinde mutfak vardı ya, aslında o çok güzel bir şeymiş ama biz o dizinin o kısmını ne yaptık? Iskaladık. Anne ve baba anlaşamadığı bir şey olduğunda, özellikle hani çocuklara karşı olan diyaloglarında Haluk Mutfak ya da Meltem Mutfak diyorlardı, mutfakta gidiyordu, mutfakta tartışıyorlardı. Daha sonra çocukların karşısında beraber aynı görüşte çıkıyorlardı. Aslında o dizinin bence en önemli noktası oymuş ama birçoğumuz o kısmını ıskaladık. Anneanne babaanne tarafında da aslında bir sıkıntı var. Anneanneler ve babaanneler çocuk bizi daha çok sevsin diye açıkçası yani çocuğa yalakalık yapıyorlar. Bu sefer çocuğun eğitiminde, çocuğun disiplininde, yetiştirilmesinde tüm dengeleri bozuyorlar. Meslekte 25. yılımı geçtim ve 25 yıldır ergenlerle uğraşıyorum. İlk mesleğe başladığımda çocuklara diyordum ki, çocuklar diyordum, sizin çocuğunuz olacak ve yine sizin çocuğunuzla ben uğraşacağım diyordum. Evet. Bir süredir de benim ilk mezun ettiğim öğrencilerim çocukları oldu ve o çocuklarla uğraşıyorum. Her geçen jenerasyon biraz daha zorlaşıyor. Eskiden ne bileyim bir sınava çalışma vardı ya da işte son geceye hallederim deyip son gece sınava bakıyordu. Şimdi okula geldiğinde sınav mı varmış diyen var. Hangi dersten sınav olduğunu bilmeyen var. Hatta bazı sınavlarda işte
telafisi olmayan sınavlarda çocuğu telefonla arayıp uyandırıp okula çağırdığımız oluyor. Biz çektik çocuğum çekmesin diye çocuğunuza yarattığınız içinden çıkılamayacak konfor alanının sonucunda bu noktalara geldik. Peki çocuğunuz sosyal hayatında ne yapacak? İş hayatında ne yapacak? Hayat acımasız, hayatın şartları zor. Siz çocuğunuzu ayakları üstünde duran yetişkin bir birey olarak yetiştirmediniz. Çocuğunuzu kendi konfor alanında tutmaya çalıştınız ama konfor alanının dışında sosyal hayatta, iş hayatında çok ciddi, çok acımasız bir hayat var ve çocuklarınızı bu şekilde yetiştirdiğiniz zaman iş hayatında da, sosyal hayatında da, yani sizden sonrasında da çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Problemleri nasıl çözeceğini bilemeyecek, ne yapması gerektiğini bilemeyecek ve sorunlar devam edecek. Şimdi benim verdiğim eğitimde temelde çocuklara PLS'im ve eğitim veriyorum ve problem çözme üzerine bakıyorum. Özellikle son dönemde çocuklar problemleri çözemiyorlar. Yani teknik bir problemi çözemiyorlar. Niye? Çünkü çocukların ömür boyu karşılaştığı tüm problemleri anne baba olarak siz çözdünüz. Onlarda problem çözme yeteneği oluşmadı. O yüzden problemleri çözemiyoruz. Ya bir de lütfen şu huydan vazgeçin. Yani çocuğunuz başarısız olduğu zaman işte bunun suçu çevre oluyor, bunun suçu arkadaşları oluyor, bunun suçu yeri geliyor biz öğretmenler oluyoruz. Evet, belki haklı olduğunuz noktalar var ama bunun en büyük nedenleri sizin çocuğunuzu yetiştirmedeki tutumunuz. Lütfen kendi öz eleştirinizi verin. Nerede hata yaptık diye oturun, bunları bir düşünün. Gerekiyorsa psikologlardan, ergen psikologlarından destek alın. Ya bu iş olmuyor, bu iş beklediğim gibi, istediğim gibi olmuyor deyin. Psikoloğa gidin, ergen psikologları var. Bu psikologlardan işte profesyonel destek alabilirsiniz. Evet, başa dönecek olursak sevgili anne ve babalar, lütfen çocuk yetiştirmek bilimsel bir şeydir. Okuyun, araştırın, videoları izleyin. Dediğim gibi çok değerli pedagoglarımız var, psikologlarımız var. Bunları takip edin. Bunlar sadece sizin çocuğunuz değil. Bunlar aslında hepimizin çocuğu. Ya bu çocuklar bizim ülkemizin geleceği. O nedenle lütfen.